Gündemine Vitor Pereira ile ilgili elbette sohbet edeceğiz seninle. İlk döneminde de üzerine çok konuşmuştuk, tartışmıştık biliyorsun bu konunun. Şimdi teknik adam birçok yönden eleştirilse de hep sen rakamlar üzerinden savunmuşsun. Hatırlıyorum o performansı. Şimdi neler bekliyorsun Pereira'dan bu yeni döneminde? Açıkçası Vitor Pereira'nın gelmesine sevindim. Aynı zaman en azından gelecek isimler içerisinde baktığımız zaman benim böyle gönlümün gittiği iki isim var zaten. Vitor Pereira ismi sürprizdi. Benim beklediğim isim gelmeyecekse Pereira'nın gelmesi daha iyi oldu. Çünkü oynattığı oyunu eleştirenler var, çok fazla eleştiren var gerçekten. Ama bence futbolun doğru olanını yapmaya çalışıyor ve bu doğru olan oyun içerisinde de özellikle merkez orta sahibi önceki döneminde Josef De Souza, Mehmet Topal ikilisiyle kuruyor olması birçok Fenerbahçeli tarafından Fenerbahçe savunma yapmaz düşüncesine gitmişti. Sonra Vitor Pereira gittikten sonra da Vitor Pereira'nın performansı arar oldu herkes. Ben futbolun doğrusunu yapmaya çalışan bir teknik adam olduğunu düşünüyorum ve modern futbol anlayışına baktığımız zaman da dünyada şu an Avrupa'da özellikle şu anda birçok öne çıkan teknik direktör çift merkez orta sahayla oynamaya çalışıp önce savunma güvenliğini alıp sonrasında hücuma dönüyor. Bu anlamda Vitor Pereira'nın elinde belki Josef de Souza yok ama kalibrede Gustavo olacak. Gustavo'nun yanında da muhtemelen Ozan Tufan'ı konuşlandıracaktır. Ozan'la birlikte yine İrfan Can orada bir rol üstlenebilir. Ama mutlaka Fenerbahçe'nin burada çift merkez orta sahayla oynayacağını düşünüyorum. Pereira'nın bir önceki döneminde hücumda Van Persie'nin gerçekten de kötü bir performansı. Hücuma çok çıkan, rakip ceza sahasında ligin en çok topla buluşan takım olmasına rağmen aldat denilen birçok pozisyon gole çevrilememiş olmasından dolayı da Pereira dönemi son bulmuştu. Ama şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe'nin son 10 yılında puan ortalaması en yüksek teknik adamlardan bir tanesi de Vitor Pereira. Bunların hepsi tesadüf değil ki. Ligde sadece 4 kez mağlubiyet almış bir ekip, o teknik adamdan bahsediyoruz. Ben başarılı olacağı düşüncesindeyim bu kadroyla. Bak şimdi ekranlara da Vitor Pereira'nın Fenerbahçe grafiği de geldi. Bir kez daha onu alabilirsek. Çok eleştirilse de aslında ilk dönem karnesiyle Süper Ligi'nde en iyileri arasında diyebilir miyiz? Senin de bugün sabah gazetesinde bir haberin olmuş bu noktada. Rakamlar ne anlatıyor? Ekranlarımızda da şöyle maç sayıları, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet sayıları var. Puan ortalamasında lig tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik adamlarından bir tanesi Vitor Pereira. Tabii 34 maç üstünden baz almak ne kadar doğruya götürür bizi bunu tartışabiliriz. Ama neticede 34 maça çıkmış ve 30'unu kaybetmemiş bir teknik adamdan bahsediyoruz. Karşısında güçlü rakipler vardı ilk döneminde ama üstüne bir de çok ciddi kamuoyu baskısından bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin bu dönemde şunu çok iyi hatırlıyorum sevgili Çiğdem. Vitor Pereira son geldiğinde, bir önceki geldiğinde ben futbolcunun kilosuyla, psikolojisiyle vesaire uğraşamam demişti. Onlar benim görevim değil demişti. Fenerbahçe'nin bu dönemde işte bunları iyi kurgulaması gerekiyor. Teknik adama sadece saha içi görevi verip saha dışındaki bu diğer faktörleri işin uzmanlarına verip bir şekilde o kısımları iyi organize etmesi lazım ki bir önceki dönemdeki yaşanılan hatalar, yanlışlar tekrardan yaşanmasın. Şimdi sistem konusunda da esnek olacağını söylemiş. Bugün yine Sabah gazetesinde Volkan'ın bir haberi vardı. Yani Vitor Pereira'nın Fenerbahçe evet demeden önce Taner yönetime yaptığı sunumu derlemiş. Öne çıkan notları paylaşmış. Sistem konusunda esnek olacağım. Maça göre oyuncu ve diziliş tercih yapacağım demiş. Hem üçlü hem de dörtlü savunma oynayabilecek bir kadro kalitesi var takımın diyor. İşte Atilla Szalai'nin zaten varlığına vurgular da yapmış. Bu tarz bir konuşma geçmiş. Yani nasıl bir Fenerbahçe takımı izleyecek taraftarlar? Bu açıklamalardan sen ne çıkartıyorsun? Ben bir önceki dönemden çok farklı olacağını düşünmüyorum Pereira'nın oynatacağı oyunun. Ve oradaki oyun anlayışında da özellikle 4-2-3-1'lik mantık yine devam edecektir. Caner Erkin'le alakalı muhtemelen Vitor Pereira o bölgeye bir transfer isteyebilir. Çünkü teknik adamın oyun felsefesinde bu kadar fazla hücuma dönüp oynayan bek oyuncusu çok fazla yok. Üstelik bu bek oyuncularının bir de savunma performansı tartışılıyorsa bu biraz Vitor Pereira'ya çok uygun olmayabilir. O yüzden de sanki orada bir değişiklik yaşanma ihtimali var gibi gözüküyor. Statik bekler, merkezde iki tane oyuncu, ön tarafta tabii ki doğal olarak hücuma dönük orta sahalar olacaktır Fenerbahçe'nin oyun mantığında. Ama ben ilk dönemden çok farklı bir Vitor Pereira beklemiyorum. Böyle üçlü savunmalar zaman zaman deneyecektir ama statik genelde 4-2-3-1'i sıklıkla göreceğiz gibi gözüküyor.
Son olarak son bir dakikamız kaldı sanırım. Transfer konusunda da sayı olarak Taner çok yüksek bir talepte bulunmamış gelen bilgilere göre Pereira yönetimden. Yani santrafor ve kanat önceliğimiz olsun demiş. Katılıyor musun bu noktaya mevcut kadroya baktığında? Yani ben biraz daha arka plana transfer yapılabilir diye düşünmüştüm. Çünkü stoper takviyesine ihtiyaç var. Bek transferine ihtiyaçlar var. O yüzden sonrasında hücuma dönük oyuncuları planlaması biraz daha mantıklı olabilirdi. Çünkü zaten Fenerbahçe'nin elinde çok önemli hücum adamları var. Orta saha adamları var. Bunlardan faydalanmak, bunların verimini yükseltmek yerine tekrardan buralara transfer yapmak bana çok doğru gelmiyor. Ama asıl problem Fenerbahçe'de Altay'a çok fazla iş düşüyor. Bu Altay'a düşen iş oranını düşürecek transferleri yapmak. Peki çok teşekkürler Taner. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Çiğdem. Teşekkürler. Peki şimdi dün akşama bir dönelim. Transfer raporu programında bakalım neler konuşulmuş. İzleyelim, saat başına buluşalım. Çalışma diyor da savaşma diyor. Yani çalıştığı dönemde de sağ kenarındaki tavırları, oyun anlayışına yaklaşımı agresif bir teknik direktör. Futbolcularına karşı yani agresif derken yanlış anlaşılmasın. Yani o adrenalinle ortaya çıkan bir şey. Yoksa normalde çok sessiz sakin bir insan. Gördüğümüz kadarıyla baktığımız ama saha içine bambaşka bir teknik direktör Vitor Pereira. Savaşmadan bahsediyor. Kazanamadığım bir şampiyonluk var diyor. Bu paralelde başkana da teşekkür ediyor vesaire vesaire. Şimdi Pereira ile yeni bir dönem başlıyor hocam. Evet. Buyurun. Ya tabii şimdi geçmişe bakarsan Pereira'nın o dönem elinde olan bir kadroyla sen şampiyon olamazsan, olamadıysan bu dönem nasıl olacaksın diye sorgularsın. Çünkü o dönem hakikaten şu andaki kadrodan çok çok iyi bir kadro vardı elinde. Ve hepsi de üst düzey topçulardı. Şu anda Fenerbahçe'nin kadrosunu saysan belki 4 kişi sayabilirsin ama orada neredeyse Portekiz milli takım yarısı oradaydı. Kayerler, yani Van Persie, say hocam. Kayer var. Kayer, Alves. Alves yani Gökhan, Caner, Meireles. Yani çok iyi bir kadro vardı ama olmadı mı? Olmuyor. Tabii rakipler de çok farklıydılar. Onları da iyi analiz edelim. Şimdi tabii bütün Fenerbahçe taraftarları gayet normal vizyonsuz falan başkanlarına bir yapıştırma yapıyorlar ama bence beklemek lazım. Neyin ne zaman ne geleceği belli olmaz. Siz öyle bir hoca getirsiniz ki. Yani dünya, biraz haksızlık mı yapılıyor yönetime? Beklemek lazım. Hocalar sabretmek siz gerek. En babasını da getirseniz, ismi yani üzerine 5 tane 10 tane yıldızlar da koysanız burada siz ona ne sunacaksınız? Futbolcu kapasiteleri çok önemlidir. Nelerle çıkacaksınız orada? Şu anda Fenerbahçe hocasını getirdi. Söylenen isimler var birkaç isimlerle. Korkur ki hemen hemen Türkiye Ligi'nin yani ilk 3 tane yazarsanız stoperlerinden bir tanesini aldılar. İyi bir stoper hocam. Çok iyi bir